Eşiniz bu Busevaroğlu oyunculuğa geri dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun yeni dizisi. E sizin oyunculuğa devam etmesini istemediğiniz konuşuluyor dönem dönem. Yok ya. Ben onunla tanıştığımda oyuncuydu zaten. Aynı dizide oynuyordum. Evet değil mi? Siz öyle tanıştınız. Ya benim... Bak bizim zamanımızda... ...o prestij döneminde, 90'lı yıllarda... ...şöyle bir şey vardı. Böyle bir şey erkek modeli vardı. Böyle sert olacaksın, sert. sanatçıysan hele ki... Arabesk söylüyorsan, halk müziği maço. falan. Tabii maç olman lazım. Hı hı. Yani işte eşini çalıştırmaman lazım. Hı hı. Ee, eşine e, kısa kıyafet veya işte e, böyle açık saçık kıyafet giydirmemen lazım. Gülmemen lazım. Ka hep işte, kaşları hep çatık olacak falan böyle şeyler vardı. Biz de o, o dönem ben çok küçüktüm. Of, Bana ye, ne kaplıyor. söylenirse ben onu söylüyordum hı hı. röportajlarda. İşte şunu yapmam, bunu yapmam, eşimi eşim çalıştırmam. çalıştırmam falan yapmam, filan yapmam. Evet o dönemler söylediğim birçok laf vardı. Ama sonra yıllar sonra anlıyorsun ki çok saçma şeyler bunlar. Ve ben bu seri tanıştığımda zaten aynı dizide rol alıyorduk biz. <laughs> Ama şöyle kurallarım tabii ki var. Yani öpüşmesi şu anda dizilerde artık öpüşülmüyor yani başka bir şey yok. Eskiden bir sinema öpüşmesi diye bir şey vardı. Hani bir öper gibi. Vardı diyorsunuz. Hani öper gibi yapıp ne bileyim böyle bir amorsa geçip böyle bir saklanırdın bir kendini saklardın. Yani öpsenden de şuralardan falan. Benim bir öpüşme sahnem vardı bir sinema filminde. Hani o kadar utandım ki. Yani öpemedim zaten de. O öpüşme sahnesi değil yani. Sahnenin ismi öpüşme sahnesi ama sahne bayramlaşma sahnesi gibi oldu. <laughs> Öyle oldu. Kim o keyifliydi. Kadar... Hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlamıyorum şu anda. <laughs> yani şu andaki öpüşmeler gerçek öpüşme. Gerçek öpüşme. Hı -hı. Yani o Kimse hatta bana hatta ne hatta neredeyse sevişme. Tabii tabii kimse bana şu andaki öpüşmenin bir rol olduğunu söyleyemez. Hani hı -hı. anlarsın rol olup olmadığını. Hani öyle bir rol oynayamaz hı -hı. ki zaten kendi de oynamadı. Bugüne ha, kadar öyle bir rol önce oynamamış. Önce de zaten. Bak mesela yani bunu da söyleyince bir... linç yiyorum. Hı hı. Bunu da söyleyince mesela linç yiyorum. Hı -hı. Ya ben kendi karımın e, ortak karımla verdiğimiz bir kararı açıklayınca mesela karım diyor ki ben öpüşmem zaten. Böyle bir şey yapmam Sanki diyor. Sanki sizin baskınızla öyle oluyormuş gibi yansıtılıyor. Hani siz öpüşemezsin dediğiniz için o da ben öpüşmem zaten diyormuş gibi yansıtılıyor. Zaten onun benden önce böyle bir sahnesi veya yok. böyle bir şeyi yok yani. O da böyle bir şeye karşı. Ben karımı niye şimdi başka biriyle... Hele ki şu dönem çekilen o sahnelerde niye öyle bir şeyin Manyak mıyım yani niye <laughs> öyle bir... Bak ağzından yine laf çıktı. Anladın mı? İstemem yani istemiyorum. <laughs> Bunu istememek eğer bir gericilik veya başka bir şeyse koysunlar adını yani ne yapayım gericiyim o zaman diyorsun. yani ne diyeyim şimdi bayağı şu anda yani <laughs> anladın mı yok yani böyle bir öpüşme sahnesi ben Hollywood'da falan olduğunu zannetmiyorum öyle dizide oynayacağım ben öpüşeceğim dese mesela ne yaparsınız demez demez öyle bir şey demez öyle bir tarzı yok zaten arkadaşımız bu arada yani yok öyle de. bir şey zaten demez de e, ha bu arada yapanlara da saygım var Hı. bana ne yani kim yapıyorsa yapsın ben de yapmam yani öyle bir şey bu Hı -hı. sadece ha, Onu soracaktım mesela siz dizide oynadınız Sizin öpüşme sahneniz var o şekilde Yapamam yapamam Hı -hı. zaten istesem de böyle bir şey yapamam Hı -hı. Ha Bu da sadece Oyunculuğu öpüşme veya şey olarak e, tabii ki e, algılamasın kimse Oyunculuk başka bir şey ama e, Senaryonun içinde böyle bir şey varsa e, Bence seçip seçmeme hakkı olmalı yani Bu şimdi bunu yapmıyor diye Oyuncu değil onu yapanlar da Oyuncu mu oluyor Ne bileyim Hı hı. Çok saçma. Yani oyunculuğun bununla bir alakası hiçbir, yok diyorsunuz. Hiçbir alakası yok. Yani. Hı hı. Hiçbir alakası yok. Burada eskiden de böyle şey... Türkan Türk Şoray... Evet, Türkan, Türkan Şoray kuralları, kuralları diye bir şey, şey var. var. Şimdi Türkan Şoray'a bir şey demiyorlar, biz deyince bir şey diyorlar. Şimdi niye mesela? Hı hı. Kadın ta bunları bir de 50 sene önce koymuş. Benim kuralım var demiş, öpüşmem demiş, sevişmem demiş. Bir sürü Türkan Şoray'ın böyle öpüşüyormuş gibi e, filmlerinde şeyleri vardır. Ama kadın ne kadar böyle ustüplü yapıyor o sahneleri bile. Yani sevgiyi göstermek için illa böyle yalap şap öp öpüşmek gerekmiyor ki. Sevgiyi gösterecek o kadar güzel roller oynarsın ki. Ee, o kadar güzel rol yaparsın ki. O kadar güzel senaryolar yazılır ki. Ama bizim şu anda sevgiyi göstermek için sadece öpüşmek, sevişmek. Ee, böyle bir takım şeyler var. Bilmiyorum bunu daha çok işte şey kanallarda daha çok yapıyorlar. Ee, Dijital kanallarda. Evet, çok, çok daha fazla. fazla tabii. Vallahi izliyorum bazen bazı hı hı. filmleri. Yani helal olsun. Dijitalde <laughs> çok fazla. Dijitaldeki Türk yapımlarında da oldukça var. fazla. Var tabii, bayağı tabii, tabii. var. çünkü orada bir serbestlik olduğu için. Peki Buse Hanım'ın e, atıyorum kariyerini sizinle evli olması mesela olumsuz etkilemiş olabilir mi? Böyle düşünüyor musunuz? Bence oyunculuğu, ya şöyle, şimdi biz çok kısa sürede iki tane çocuk sahibi olduk, evet. yani Burak doğdu, zaten biz evlendik, bizim evlendiğimiz zaman Buse Abdülhamit de oynuyordu, ee, sonra hamile kalınca, dizden ayrılma rolü de o zaman bitmişti ama hamile kalması da tabii ki etkili oldu, Dizden ayrıldı, ee, bir sene tabii ki çalışamadı, sonra bir sene sonra bir daha hamile kalıp yine çalışamayınca, tabii. ikinci çocuk gelince biraz ara vermiş oldu... Soru geri dönmek e, tabii ki zamanı gelmişti. <laughs> ama işte ne bileyim benle evli olması bir etken midir bilmiyorum ama bazı yapımcılar bu konuda evet şey yapıyor. Hani Değil mi? e ne alakası varsa hani sen Alişan'ın karısısın. Başka bir rolde oynarsan insanlar inanmaz. Ne alakası var? Yani birçok bir dizide oynayan başrol Herkes birinin karısı, kocası. Ev, evli insanlar tabii. var. Yani karı koca farklı rollerde oynayıp ...farklı e, ro, rolün içinde kadın başkasıyla birlikte, rolün içinde adam başkasıyla birlikte... ...ama bakıyorsun normalde evli, gerçek hayatta evliler. Şimdi inanmıyor mu izleyici? Var, böyle düşünen insanlar da var. Belki etkisi olmuş olabilir. Hı hı. Belki Ama olabilir. siz destek veriyorsunuz anladığım kadarıyla Tabii değil ki mi? Tabii ki, zaten baş, başlıyor kari. da. Hı hı. Evet, hayırlı e, olsun bu arada. Çekimleri galiba bu hafta başlayacak. TRT'de. Kostümleri falan evet. Hı hı. E, çok büyük bir projeye başlıyorlar. Selahattin Eyyubi, e, Kudüsü fetheden kumandanın e, hikayesi, inşallah başarılı. Zamanlaması olur. anlaması sebebiyle de oldukça dikkat çekeceğini düşündüğüm evet. bir yapım. Bir de benim de duyduğum kadarıyla çok ciddi paralar harcanarak böyle çok müthiş bir platform oluşturulmuş. Ondan sonra. E, bence çok etkileyici ve güzel bir iş olacak. İnşallah biz de sabırsızlıkla ee, Hani Hollywood bekliyoruz. yapımlarına falan böyle benzeyen bir iş olacak bence. Çok, çok büyük e, ben çok doğru buluyorum böyle kuruldu. Kasları, o platoların kurulmasını yani bir işin bu şekilde özellikle tarihi bir iş yapıyorsanız titizlikle güzelce hani şey yaparak hani o dönemi yansıtarak yapılması çok, gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorum. işler yapıyor. Bak